Şimdi anlat bakalım. Şimdi nereden başlasam? Batuhan'la sorunlarımız vardı. Ki var hala devam eden sorunlarımız. Şöyle söyleyeyim. Biz bir tartışma yaşadık. Tamam. Aramızda. Sonra o beni aradı, ben açmadım. Neden açmadın? Konuşmak istemedim, çok sinirliydim. Onu kırmamak adına mı? Aynen, kesinlikle. Daha sonra bu sabah saatleri olan bir şey, böyle erken saatler. Tamam. Daha sonra sabah bana birkaç fotoğraf geldi Batuhan'la ilgili. İşte bir tane kızla fotoğraf çekilmiş. Kızı sosyal medyadan takip etmiş. Kız bunun fanıymış ama bayağı böyle kız hastalık derecesinde Batuhan'ı seviyor. Böyle fotoğraflarını paylaşmış, kendi resimleriyle kolaj yapmış, altına böyle bir şeyler yazmış falan filan. Daha sonra dün bana böyle işte evet haklısın, keşke yapmasaydım. Bir daha yapmayacağım, söz veriyorum falan sözleri verdi bana. Sen inandın mı? Verdiği sözlere güvendin mi? Güvenmek istiyorum aslında. %100 güveniyorum diyemem. Güvenmek istiyorum çünkü Batuhan daha önce burada hani çok fazla gözümüzün önüne çok fazla şey geldi. Ve dolayısıyla bu sebeplerden ötürü hemen pat diye güvenmem imkansız. Evet. Ben de bilmiyorum, kendi içimde bazen çok fazla çelişkiler yaşıyorum. Acaba güvenmeli miyim yoksa güvenmemeli miyim? Ama güvenmemek bana zarar veriyor. Çok yıpratıcı olur senin Aynen, için. Çok hep sürekli çok şüphe içerisinde evet. olmak istemiyorum. Zaten sürekli şüphe içinde olursan bir ilişkide, sürekli şüphe içinde kalırsan o şüphenin senin üzerinde yarattığı stresle, o sinirle bambaşka konulardan tartışma çıkartırsın Nur. Yani o içinde biriktirdiğin kuşkular başka bir yol bulur kendine ve öfke olarak dışarı çıkar. Bu hiç doğru bir yol değil. Burada yapılacak en güzel hareket güvenmek için zaman vermek kendine ve ona. Bu süreçte de onu gözlemlemek. Çünkü insanlar hata yapabilirler. Önemli olan yaptıkları hatanın farkına varıp bunu bir daha yapmama gayreti gösteriyor olmalarıdır. Bu mesela bunlar zincirleme gelişiyor. Anladım. O kızla evet bir hata yapıyor, hatanın devamında hatalar zinciriyle olayı devam ettiriyor. Bunlar... Evet, bunu Batu'ya anlatmamız lazım. Çünkü ben onun baktığı bakış açısının çok farklı olduğunu ve o nedenle sana o yaklaşımda bulunmadığını düşünüyorum. Yani umarım düzeltir. Yani ben gerçekten düzeltir. İstiyorum düzeltir. Ben düzelteceğine inanıyorum. Anladım seni. Anlattıklarını aktaracağım. Başka söylemek istediğim bir şey? Şu anda yok. Peki. Rahatladın mı? Evet. Harika. Umarım çok iyi anlatabilmişimdir derdini. Kesinlikle çok iyi anladım derdini. Çok da iyi anlatacağım, söz veriyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bakıyorsun. İhtiyaç olursa tamam. Ben buradayım. Tamam. Ay kızım da bir özledim. Bir gün bağrımıza da. Allah Allah. Ferdi Hanım birkaç kişiyle beraber konuşacak herhalde bugün. O gün söylediler ya. İyi oluyor. Yani. Konuşmak isteyen herkes de konuşsun. Ben gittim rahatladım birazcık böyle. Hoş geldin Ceyda. Hoş buldum, merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. İyi olmaya çalışıyorum derken nasılsın? Neler hissediyorsun? Üzgün görüyorum seni. Evet, bu aralar pek aynen çok üzgünüm. İçine kapandın. Yani içime kapanmak zorundayım. Neden? Neden böyle Kimseye hissediyorsun? Kimseye güvenim yok. Kimseye kendimi açamıyorum, derdimi açamıyorum. Benimle dertleş biraz. Ben iyi sır tutarım. 70 milyonun önünde. Derdim şey değil, ilişki bakımından değil. Ne derdin hani ne? Senin üzerine. Hani böyle sevgililik, aşktır, şeydir, cartırcıdır değil. İşte onlar değil asla. Zaten artık onlar benim için ve ikinci, üçüncü planda. En önemli derdim benim güven, arkadaş, dostluk. Çok mu yalnız hissediyorsun Çok kendini? Çok yalnız hissediyorum kendimi. Hiç kimseyle yakın hissedemiyor musun? Hani böyle gözlerine bakarsın, onu anlatırsın, güvenirsin o insana. Ben bu evde, bu evdeki arkadaşlarımdan tek öğrendiğim şey kimseye güvenememek. Bana tek öğrettikleri şeyler bunlar. Yani kendimi mutsuz hissettiğimde, onlara ihtiyacım olduğunu hissettiğimde onlar yok. Yoklar yani ve bana karşı gene herkes bir gard almış durumda yani evde. Bu gidip Aynı geldikten bu, sonra mı böyle gidip oldu? Gidip geldikten sonra böyle değil de gitmeden önce de mi böyleydi? Bir süre. İşte o A kişisiyle ayrılığımda da aynı bu şekilde herkes
bana gard almış bir şekildeydi. Gene aynı şeyleri, aynı hisleri yaşıyorum şu an yani. Yalnız hissediyorum kendimi. Ben ne düşünürüm biliyor musun? Bazı insan hayatta değişik evrelerden geçer. Değişik olaylar yaşarsın. Bir şey söyleyeceğim. Ben niye hep aynı şeyleri yaşıyorum? Ben niye hep aynı evrelerden geçiyorum? Neden hiç yüzüm dönmüyor? Neden mutlu olamıyorum? Neden kimseye güvenemiyorum? Neden yani? Ben ne yaptım ki? Kime ne yaptım? Hayat? Kimin arkasından konuştum? Kimi sattım? Kimseyi satmadım. Hayat insana çeşitli öğretiler sunar. Yalnız olman, bu süreçte böyle hissediyor olman. Bir de şöyle düşün, bak bir de resmi tersten çevirelim, tersten okuyalım. Bu şunun da göstergesi olarak yorumlanabilir, algılanabilir. Yalnızken ne kadar güçlü olduğunu keşfedebilmek için böyle bir süreçten de geçiyor olabilirsin. Bir de böyle düşün. Sen yeter ki sen kısmetse.